اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Rabbimiz hamdü sana olsun. Rabbimiz bir tefsir dersinde daha bizleri buluşturdu. Bugünkü konumuz namaz. İmandan sonra en kıymetli amel namaz. İmam Gazali Hazretleri'nin şu sözüyle başlayalım. Diyor ki, eğer Allah'a imandan sonra namazdan daha sevgili bir amel olsaydı, Cenab-ı Hak o ameli melekleri emrederdi. Halbuki Cenab-ı Hak meleklere namazı emretmiştir ki, bir kısmı kıyamdadır, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede. İşte bu ispat eder ki, imandan sonra, Allah'a en sevgili olan ibadet namazdır. Cenab-ı Hak namazımızı muhafaza ettirsin. Biz namaz kılsak dahi bu derslere ihtiyacımız var. Çünkü Allah muhafaza etsin yarınımızı bilmiyoruz. Bu derslerle namazın kıymetini daha iyi anlamak, namazı daha dikkatli, daha huşu içinde kılmaya çalışmak lazım. Birkaç ayeti kerimenin tefsirini yapacağız. Birinci ayeti kerimemiz Bakara suresi sayfa 38. Hafizu ala salavat. Namazları muhafaza edin. Ve salatil vusta. Ve orta namazını da muhafaza edin. Ve <laughs> gumu <laughs> lillahi ganiti ve Allah için itaat ediciler olarak kaim olun, ayakta durun, kunut yapın. Dönüm ayetin başına. Hafizu ale salavat. Namazları muhafaza edin. Hafizu <laughs> mufale babından bir emir mufale babının özelliği bir işte ortaklık bildir. Bir işte karşılık, iştirak bildir, müşareket vardır yani. Namazları muhafaza edin. Peki bu işteki ortaklık nerede? İki farklı ihtimal var. Birinci ihtimal bu müşareket Allah ile kulun arasındadır. Takdir-i kelam şöyledir. Siz namazları muhafaza edin ki Allah da sizi muhafaza etsin. Allah da sizi muhafaza etsin kelamı hafizu emrinin kalıbından geliyor. Ya da ikinci ihtimal bu ortaklık muhafazadaki bu iştirak kişiyle namaz arasındadır. Siz namazı muhafaza edin ki a namaz sizi günahlardan muhafaza etsin. B. Namaz sizi dünyevi sıkıntı ve musibetlerden muhafaza etsin. Ve C. Namaz sizi Ateşten muhafaza etsin. Namazın kişiyi günahlardan, dünyevi sıkıntılardan ve ateşten muhafaza edeceği hakkında ayet-i kerimeler mevcut. İki manayı birden toplayıp geçelim bu bölümü. Hafizu aleyh salavat. Namazları muhafaza edin ki Allah da sizi muhafaza etsin ve namaz da sizi günahlardan, dünyevi sıkıntı ve belalardan ve ateşten, cehennemden muhafaza etsin. Ve salatül vusta ve orta namazını muhafaza edin. Cenab-ı Hak namazları emrettikten sonra önemine binaen orta namazını bir daha tekrar etmiş. Müfessirler Orta namazı hakkında ihtilaf etmişler. Yedi farklı görüş var. Ama ona geçmeden önce müfessirlerin istimbat ettiği başka bir mana, çok ince bir mana diyorlar ki bu ayeti kerime namazın beş vakit olduğuna delildir. Hani bazı var Türkiye'de namazı üç vakit falan kılıyorlar. Ve diyorlar Kur'an'da beş vakit namaz yok. Gerçi Kur'an'da beş vakit namazın olması şart değil. Sünnetlerde, hadislerde olması, Efendimizin tatbikatında olması kafi ama yine de o Kur'an'da beş vakit namaz yok diyenlere Kur'an'da beş vakit namaz var demiş müfessirler. Ve şöyle ifade etmişler. Hâfî Zu ales Namazları muhafaza edin. <laughs> Ale salavat. Arapça cem bir kelime. Yani Arapça cem 2'den fazla ifade eder. Tesniye değil, müfret değil. O zaman bunun en azı üç vakittir. Üç namazı muhafaza edin. ve salatil vusta bir namaz daha geldi. Orta namazda muhafaza edin. Eğer biz salavat o namazlar kelimesini cemi kelime en az üçlü ya üç olarak kabul etsek bir de orta namazı oldu etti dört e, dört vakitin ortası var mı ortası yok o zaman en az kaç olmalı beş olmalı ki orta namaz da ortaya çıkabilsin demişler yani ve salatil vusta orta namazı ifadesinin ayrıca tekrarı ve orta namazının bulunabilmesi için üçten sonraki en yakın rakamın beş olması ispat eder ki namazlar beş vakittir demişler. Yani müfessirler Kur'an'ı anlamakta gerçekten müthiş bir zekaya sahip. Orta namazı hakkında Yedi farklı görüş var ki her görüş sahibi de kendi görüşünü hadislerle desteklemiş. Ben delillere girmeden yedi görüşü nakledeyim. Demişler ki bir sabah namazıdır, iki öğle namazıdır, üç ikindi namazıdır, dört akşam namazıdır, beş yatsı namazıdır, altı sabah ile yatsı namazıdır, beraberdir. Yedi ikindiyle yatsı namazıdır. İkisi orta namazdır diye yedi farklı görüşü var. Demek ki beş vakti kılan hem namazları hem de orta namazını bütün görüşlere de dayanarak muhafaza etmiştir. Ve kumulillahi ganitin Allah için itaat ediciler olarak kaim oluyor namazı kılarken namazda kunut yaparken Allah için itaat edin. Fein khiftum eğer korkarsanız. Şimdi şurası önemli bakın. Yani namazın kıymetini anlatabilecek Allah katında belki ondan daha kıymetli amel okuduk dedik ya. Şu ayeti iki ay buna delildik khiftum eğer korkarsanız. Korku namazı tarif ediliyor. İki farklı korku namazı var. Birincisi Nisa suresinde anlatılmış düşmanla karşılıklı savaşırken, ya yani düşman cephede, Müslümanlar cephede, daha savaş başlamamış, namaz nasıl kılınır? İşte bir cemaat kılıyor, diğer cemaat düşmanı gözlüyor, onlar ilk oturuşta kalkıp süpere gidiyor, süperdekiler gelip üçle devam ediyor, izah var şu anda lazım değil. O düşmanla karşı karşıya iken daha savaş başlamamış ya da daha savaş dehşetini bulmamışken. Bu da bu korku namazı da düşmandan kaçarken oldu ya Müslümanlar mağlup oldu. Müslüman mücahitler kaçmak zorunda kaldı. Eğer korkarsanız işte savaşta korkup kaçmak zorunda kalırsanız namazı kazaya bırakmak falan yok. Fericalen ev bana, Allah ifade etmiş. Fericalen yaya olarak ev bana ya da binekli olarak namazı kılın. Yaya olarak. Fericalen kelimesini Hanefi ile şu manayı vermiş. Kaçmak zorunda olan kimse, namazı kılabilecek kadar bir e, duraklama yapabilecekse, ağaç gibi bir şeyin arkasına saklanır, ima ile ayakta düşmanı gözetleyerek namazını kılar. Düşünün, koştuk koştuk kaçtık, Allah muhafaza etsin tabii. Öyle bir soluklanmak ihtiyacı var ya, aktıs aldık, alamıyorsak teyemmüm, Hemen şöyle bir ağacın arkasında bize süper olabilecek ayakta ima ile kılar. Hanefiler der ki, eğer ayakta ima ile kılabilecek kadar bir vakti yoksa, devamlı kaçmak, devamlı koşmak zorundaysa, düşünün, 200 saat koşuyor ve koşmasa yakalanacak. İşte bu durumda namazı kazaya bırakabilir. Bu durum. Ama Şafiler der ki, fercalenden maksat, Hanefilerin verdiği manayı vermez. Ricalen kelimesini Hanefiler, ayakta ima ile manası vermiş. Şafiler, ricalen kelimesini, koşarak manasını vermiş. İmam Şafi der ki, eğer bir müddet durup, ayakta ima ile kılmaya vakti yoksa koşarken ima ile kılar. Fesubhanallah. aldı. Yani düşünün can derdi. Arkada düşman var. Koşuyorsunuz demek ki yani yakalanma tehlikesi var. Yakalansa yakalansanız öldürüleceksiniz. Ama yani İmam Şafi der ki koşarken ima ile namazı kılacaksın. Ev rukbana gel binek üzerindeyse namazı binekli kılacaksın. Ve Şimdi bazen ben bu ayet kelimeyi çok anlatıyor. Bazen bir sohbete gidiyoruz namaz hakkında bir sohbet yapılacak. Bazen oradaki birisi ben şu anda mesela çok net hatırlıyorum. Dedi ki peki dedi yani mesela dedi çok önemli bir işi var. Mesela dedi ben polisim dedi. İşte Arabayla geziyorum dedi. Ezan okundu. E ben dedi o zaman bir camiye girip namaz kılsam belki öbür sokakta başka bir olay olacak. Ona yetişemeyeceğim dedi. İşte bu atik evimi hemen açtım. Bakın Cenab-ı nasıl kılmanızı emrediyor. Başka bir sokakta vuku'a gelmesi muhtemel bir olaydan dolayı bırakın namazın terkini savaşta İmam Şafi Hazretleri'ne göre kaçarken İmam Azam Hanefi mezhep imamlarına göre savaşta kaçıp dinlenme imkanı bulduğunda ayakta. Ya da eğer savaşta atla deveyle kaçıyorsan atın üzerinden namazı kılmak zorundasın. İşte bu. Hatta bazıları soruyor ama benim işim var fabrikadayım. E ne yapacağım? Ya Allah Teala böyle diyor. Fabrikadan en fazla seni çıkartırlar. Malı kaybedersin. Rabbimiz Can kaybı ihtimali olan bir yerde bile namazı kazaya bırakmamıza razı olmuyor. Namazını kılmayanlara ve bizim nefsimizin kulağına küpe olsun. Bu hatıremeyi geçim devamı vardı. Devamını kardeşlerim inşallah açıp manadan okusunlar. Meryem suresi ayet 58 فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفُ Onlardan sonra bir nesil geldi. اَلَّاُ <laughs> سَلَا Namazı zayi ettiler. Namazı Allah Allah terk ettiler. Sanki bu nesede bakıyor değil mi? Yani Cenab-ı Mevla'nın burada bahsettiği kavim gibi ahir zamanda bu nesil o nesle benzemiş. Namazı zayi ettiler, namazı terk ettiler. Ve tebe'u şehevat, şehvetlerine uydular. Cenab-ı bak diyor ki, fesevfe yelgavne gayya, onlar gayyaya gelecekler, Gayyaya namazı terk edip şehvetlerine uyanlar gayyaya girecekler. Gayya, gayya müfessirler demişler ki cehennemde bir takım kuyulardır. Kuyular. İbni Abbas ve Said İbni Musa Hazretleri diyor ki gayyaya gelecek olanlar buraya çok dikkat. Namazı tamamen terk edenler değildir o namazı vakti içinde kılmayıp bile bile kazaya bırakanlardır. Ve subhanallah. İbni Mesud, Kuran'ın en iyi müfessiri. Devemin yollarını kaybetsem Kuran'da bulurum diyen zat. Said İddin Büz sahabenin büyük müfessiri. Onlar diyorlar ki, onlar bunu diyorlarsa Elbette Efendimiz'den bir şey duymuşlardı ki diyorlardı. Namazlarını terk edenler, zayi edenler ve gayaya gelecek olanlar namazları bütün bütün kılmayanlar değil, namazı vaktinde kılmayanlar. Yani öğle namazını ikindi vaktinde, akşam namazını yatsı vaktinde kılıp, namazı bile bile terk edenlerdir. Allah bizleri muhafaza etsin. Ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Yani. Yatsı mi yoksa? Yok nam vakit çıktıktan sonra kazaya bırak. Yani akşam namazı olmuş, oturmuş, oturmuş, yatsı ezanı okunmuş, akşamı yatsı namazında kılıyor. Yani namazı kılıyor yine. Namazı kılıyor. Hatta şu ayeti kerime okuyacağım ama inşallah rahman bizim her zaman namaz okuduğumuz sure Veil suresi biliyorsunuz. Şey, Maun suresi Maun suresi Feveilun lil musallin O namaz kılanlara veil olsun. Ellezinehum an salatihim sahun Onlar namazlarından gafildirler. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُغَعُونَ Onlar gösteriş yaparlar. ve وَيَنَّعُونَ الْمَعُونَ Onlar zekadı, sadakayı, manubu manalar verilmiş. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını, ev alet ve gereçlerini men ederler, vermezler yani. Namaz, o namaz kılanlara veil olsun. Veil hakkında Ata bin Yesar Hazretleri diyor ki ve cehennemde bir vadidir ki oraya dağlar konsa o cehennemin ateşinin hararetinden eriyiver. Veil bu diyor yani. İbn Abbas Hazretleri diyor ki ve cehennemde bir vadidir. Cehennem ile girmemek için Allah'a sığınır. Bakın cehennem eyle sığınmıyor. Cehennemin kendisi. Allah. Veyle girmemek için. Yani ya Rab cehennem diyor beni veyle atma. Allah sığınıyor. O nasıl bir yer i̇bn Abbas Hazreti devam ediyor. Diyor ki veyle namazı vaktinde kılmayanlar girecekti. Namaz kılmayanlar değil diyor bakın i̇bn Abbas. Veyle o dağlar atıldığı zaman hararetinden eridiği ve Cehennemin İbn Abbas'ın rivayetine göre oraya girmemek için Allah'a sığındığı o mekana o veyle namaz kılmayanlar değil İbni Abbas hazretlerine göre namazı vaktinde kılmayanlar girecek. Ve Allah yani Muhafaza işin ciddiyetini bilmek lazım. Bu toplum namaz kılmamanın akıbetini bilmiyor. Namazı ondan terk ediyor. Namazı küçük bir şey zannediyor. Yani. Bizim bu izahları, bu ayetleri, işte birazdan hadisler okuyacağım. O hadisleri nefsimize batın lazım. Son bir ayeti kerime daha okuyacağım. Kullu nefsin bima kesebet rahinetun İlle sabel yemin müddessir suresi. O gün her nefis yaptığına mukabil rehindir. Ancak ashabul yemin müstesna. Yani kitabı sağdan verilenler müstesna. Fi cennat. Onlar cennettedir. eluna anil mujrimin, Günahkarlarla Böyle karşılıklı soruşurlar, günahkarlara sorarlar ehli cehenneme. Cenab-ı Hak bazen aradaki perdeyi açıyor. Cennet ehli cennetteki nimetin farkına vaksın. Cehennem ehli de daha fazla yansın. Cenneti görüp kaçırdığına da yansın diye Cenab-ı Hak bazen perdeyi açıyor. Cennet ve cehennem ehli birbirini görüp konuşuyor. İşte böyle bir konuşma esnasında cennet ehli cehennem ehline soruyor. Ma selakakum fi sakar. Sizi sakara sokan nedir? Sakar cehennemin başka bir ismi. Yani el cennet diyor ki Rabbimiz bu kadar cömert, bu kadar merhametli, bu kadar kerim. Bakın cennette bize böyle muamele ediyor. Hak etmediğimiz halde. Yani biz bu hak etmedik ama Rabbimizin rahmeti bizi bu cennete soktu. Siz ne yaptınız da Rabbinizin merhametinden mahrum kaldınız. Demek ki ne büyük bir suç işlediniz. Onlar dört tane suçlarını sayıyor. Birincisi galu dediler ki demek ki en büyük bir de sayılır ya. lemnekum minel musallin. Birinci günahlarımız bu diyor yani. Biz namaz kılanlardan olmadık. Allah Allah. Ve lem neku nud'imun miskin. Biz miskine de yedirmedik. Ve kunna nahuzu ma'al khaizin. Biz batıla, boş işlere dalanlarla beraber daldık. Ve kunna nukezzebu bi Ve biz bu buluşma günü, ceza günü de yalanladık hatta etana yakin nihayet ölümde bizi bu halde buldu. Bizim konumuz namaz. Namazdayız. Demek ki cennet ile ne soğuk soğuk. Cennem elinin verdiği birinci cevap lem nakum minel musallin biz namaz kılanlardan olmadık. O zaman namaz kılmayan birisi yani Allah muhafaza etsin bu soruya cevap veren kişilerin arasındadır. Evet namaz kılmadan cennete gitmek mümkündür. Rabbimiz affedebilir. Ama Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi beğen buyurduğuna göre namaz kılmama işi kişiyi cehenneme götür. Ve subhanallah. Şimdi namazla ilgili Birkaç ayeti hadis-i şerif nakletmek istiyor. Namaz çok kıymetli bir amel yani. Abdullah İbni Amr Hazretlerinden nakledilmiş. Kim namaza devam ederse mealen geliyor. Kıyamet günü o namaz onun için nur, delil ve kurtuluş olur. Kim de namaza devam etmezse onun nuru, delili ve kurtuluşu yoktu. O kişi kıyamette Karun ile, Firavun ile, Haman ile ve Ubey ibn Halef ile beraberdi. Efendimiz buyurmuş. Dört kişiyle beraberdi. Muhaddisler bu dört kişiyle niçin beraber olur namazı terk eden diye düşünüp şu izahı yapmışlar. Kişi namazı zenginliğinden dolayı terk edebilir. Eğer zenginliğinden dolayı terk etmişse zenginlikten dolayı ibadeti terk etmenin timsali ve mümessili olan kavunla beraberdir. Çünkü o da ibadeti Zenginliğinden dolayı terk etmişti. Ona benzemişti. Kim kime benzemişse hesap günü onunla beraber olur. Eğer namazı saltanatı dolayısıyla terk etmişse o zaman Firavunla beraberdir. Çünkü saltanatı sebebiyle namazı terk edenler mümessili Firavundu. Eğer namazı vezirliği sebebiyle terk etmişse, memuriyeti sebebiyle o zaman Haman'la beraber. Firavun'un veziri. Çünkü o da imanı ve ibadeti vezirliği sebebiyle terk etmiştir. Eğer namazı ticareti sebebiyle terk etmişse, yani alıp satmaktan dolayı namaz kılmaya vakit bulamamışsa meşhur tüccar Übey İbni Halef ile beraberdir. Çünkü o da namazı kazanma hırsı ve ticareti sebebiyle terk etmişti. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. İkinci hadis-i şerifimiz Ebu Nuaym Hazretlerinden nakledilmiş. Kim namazı kasten terk ederse Allah onun ismini ateşe girecekler arasında cehennemin kapısına yazar. Namazı terk eden bir kimse isminin nerede yazıldığına dikkat etsin. Kim namazı kasten terk ederse Allahu Teala onun ismini cehenneme ateşe girecekler arasında cehennemin kapısına yazar. Ve subhanallah. Demek namazı terk etmek indallah Allah katında Allah'a karşı ne büyük bir isyan ki merhametiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz o kişiyi merhametinin tecellisine mazhar kılmıyor. İsmini cehennemin kapısına yazıyor. Başka bir hadisi şerif Ümmü Eyman Hazretleri nakletmiş. Sakın namazı terk etme. Zira kim namazı bilerek terk ederse Allah ve Resulünün onu himayesi ortadan kalkar. Evet. Allah'ın ve Resulünün mümin kulu bir himayesi var. Ama kişi namazı terk ettiğinde artık Allah ve Resulü onu himaye etmiyor. Sorum şu, Allah'ın ve Resulünün himaye etmediğini kim himaye eder? Ve Allah ve Resulünün himayesinden mahrum kalan kişi himayesiz bir şekilde dünyada ve ukbada ne yapar? O zaman namazı terk eden kimse lisan haliyle der ki benim Allah'ın himayesine, Habibinin himayesine ihtiyacım yok. Haşa ve kella. Yani. Aklıma bir hadis-i şerif düşüyor tam manasını toparlarsam. Efendimiz diyor ki, kim diyor ikindi namazını kaçırırsa, bak namazı terk etmek değil, ikindi namazını kaçırırsa, onun hali diyor, bütün malı ve ailesi helak olan kimsenin hali gibidir. Düşünün yani. Öyle bir deprem oldu, bir yangın oldu. Allah muhafaza etsin ya. Yani. Bütün malımız, eşimiz, evladımız, anamız, babamız, kimimiz varsa birden bir baktık hepsi yok olmuş. Çılçıplak çıplak kaldık diyor tek başımız. İnsan ne hisseder? Nasıl olur acaba yani? Nasıl bir acıdır? Efendimiz diyor ki Tek bir ikindi namazını Terk eden Bu kişiye bense Allah Allah Gaflet nasıl bir şey ki? İkindi namazını terk eden değil Namazı kılmayan kimse Hiçbir elem hissetmiyor Ama hakikatte onun çekmesi Gereken elemi Efendimiz malı ve ehli kaybolmuş, helak olmuş kimseye benzetiyor. Hem de yani namazı, ikindi namazını terk etmek öyle bir musibettir ki diyor yani Efendimiz. O musibeti nasıl anlatsak diyor. O musibet şöyle bir musibetti. Kişinin ailesi ve malı helak oldu. Böyle bir musibetti. Tesubana. Başka bir adet şerif. Abdullah İbni Ömer Hazretleri nakletmiş. Bir kula kılacağı iki rekat namazdan daha sevgili bir şey emredilmemiştir. Allah Allah. cenab Hak bazı ibadetler emretmiş ya. Ama bütün o ibadetler içinde en sevgili ibadet Cenab-ı Hakk'ın emir buyurduğu iki rekat namazı. Ve son bir hadisi şerif Ebu Hüreyre Hazretlerinden nakledilmiş. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel namazdır. İlk hesap bunda. Yani cenab Hak melekle diyor ki açın bakalım kulumun defterini. Namaz bölümünü. Namazlar tam mı değil. İlk hesap. Yani acayip bir şey değil mi? Mesela bir üniversite sınavına giren bir öğrenci sınavda hangi sorunun geleceğini bilse onu ezberle ona çalışır. O bölümü atlamaz yani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mahşer günü gelecek ilk suali bize söylemiş. Demiş ki bunun cevabına çalışın. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel namazdır. İzzet ve celal sahibi Rabbimiz her şeyin en iyisini bildiği halde meleklere der ki kulumun farz namazlarına bakın tamamlanmış mı eksik var mı eğer tam ise dünyada namazı tamsa tam olarak yazılır ama bir şeyi eksik yapmış ise bazı namazları kılmamış ise Cenab-ı Hak şöyle der. Bakın bakalım kulumun nafile namazları var mı? Farzlardan eksiklerini nafile ile tamamlayın. Bundan sonra diğer ameller sorgulanır. Evet aziz cemaat. Namaz, namaz, namaz. İlk hesap namaz. En sevgili amel namaz. Meleklerin ibadeti namaz. Gayyaya girecekler. Veil vadisine girecekler namazsızlar. Allah bize, evlatlarımıza, neslimize namazı bırakmamayı, namazı kılmayı nasip etsin. Feyyaz hizmetleri olarak bizler Gözümün nuru namaz isminde. Gözümün nuru namaz isminde bir eser hazırladık. İki saatlik bir eser. Sadece namazın kıymeti anlatılıyor. Hadislerle, ben nakletmedim hadisler de var. Ayetlerle namaz. Bu ders bittikten sonra vakti olanlar hemen Vakti olmayanlar da inşallah gün içinde sonra seyrangah.tv sitemize girsinler. Hatta şu anda bizi izledikleri sitenin alt kısmında seyrangah.tv'nin ikonu da var. Tıklasınlar o site açılacak. O site de Gözümün nuru namaz isimli eseri bulsunlar ve inşallah bugün bizim namazı sohbet olarak dinleme günümüz olsun. Oradaki video dersi sohbeti dinlesinler ve dinlemekle de kalmasınlar. Mümkün olduğu kadar çok dostlarına o eseri tavsiye edip onlara da seyrettirsinler. درس قبول سُبْحَانَكَ لَا علم لَنَا إِلَّا مَا علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تَقَبَّلْ مِنَّا بِهُمَةِ الْفَاتِحَةِ